farklı düşünebilirlerdi. Evet, Hakan'la Büşra arasında geçen bir diyalog var. İkisi de birbirini yalan söylemekle suçluyor. Anket açtık Survivor Extra Twitter hesabından. Hangi yarışmacı doğruyu söylüyor diye bir anket açtık. Açtık değil mi Can Bey? Bir görüntüleri izleyebiliriz. Olsaydı değil mi? Hakan'ın adını söyledim. Performansına bir lafım yoktu. Gitmesi gereken ismin zaten kafamda Atakan olduğunu da söyledim. Hakan'ı söyleme amaçlarından bir tanesi kendisi beni söyleyebilirsin demişti. Bunun güvenini hissederek Hakan'ı söyledim. Ben böyle bir şey ne zaman dedim? Konseye gelmeden önce. Bunu ben şu an burada öğreniyorum Acun abi. Ya bende bir şizofreni başlangıcı var ya da arkadaşta var. Bireysel oyunu oynadıktan sonra benim kazandığımı gördünüz yani aldım. Şu an konuşamıyorum, şoktayım. Sen de beni söyle, söyleyebilirsin dedin. Ses içeride. Tamam. Gerçekten bunu hatırlamıyor musun? Evet yani Survivor'da ada şartları zor, her zaman söylüyorum. Hani bu tip şeyleri yaşıyoruz. Ama bunu çok yaşamadım. Hani bir konuşmanın iki taraf tarafından da şok bir şekilde, hem de bugün olan bir konuşmanın şok bir şekilde. Siz hiç konuşmadınız mı? Zaten şaşırmam konuşsak. Yorum yapmak istemiyorum şu an gerçekten. Bence hiç gülünecek bir şey yok ya. Hayatımın şokunu yaşıyorum şu an. Peki. Evet. Aynen. Daha yani artık onu bilemiyoruz. Evet, ses geldi. Evet. Bu çocuk tereyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Zeytinyağı. Zeytinyağı mı dedin ona, tereyağı mı? Zeytinyağı. Neyse tereyağı da çıkarıyor. Çünkü biliyorsun bardağın içine suyla zeytinyağı koyunca zeytinyağı. Okulda deney yaptırırlar. Bu çocuk zeytinyağı gibi, tereyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Göz göre göre. Kızı, bir de kıza ne diyor biliyor musun? Şizofren diyor. Bak bak. Ya, ya benim diyor. Ya o diyor. Ya, ben... ya benim kardeşim. Ya kız orada gayet güzel bir şey söylüyor. Kıza dönüyor diyor ki ya sen şizofrensin ya ben şizofrenim. Bunlar ne diyorlar arkadaş? Ben bu arada böyle şey efendim görmedim. Survivor Extra Twitter hesabından sizce kim doğruyu söylüyor? Büşra mı Hakan mı diye bir anket açtık. 5000'e yakın bir oy geldi. Bayağı yoğun geçiyor. Oyları açıklayacağım. Buyurun. Ben sana... Ama bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi bu oylar tabii ki hani yanlış anlaşılmasın da Hakan'ın bir kitlesi var. Bayağı bir fan kitlesi var. Hı. Otomatik olarak ben bunun çok doğru olacağını düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Hangisi? Evet. Çünkü fan kitlesi otomatik olarak... Ne kitlesi var ya? Yok Alem Deran burada ne kitlesi olacak? Masterchef'ten gelen yok bir kitlesi var. Yok be abi var. Masterchef'te kitle yani... mi olur ya? Ne kitlesi var? Ya şöyle en azından şöyle Masterchef'ten gelen kitlesi bu zamana kadar devam etmeyebilir. Ya kitle derken adam yemek yapıyordu da güzel yemek yapıyordu da hani çok güzel yemek yapıyor diye kitlesi. Ama bu arada Hakan'ın da şöyle bir iddiası var. Bu ben arada Hakan'ın karnını iddiası... doyurdum diyor. Evet Hakan'ın şöyle bir iddiası var diyor ki... Karınlarını doyururken her şey iyi güzel hoş da diyor. Şimdi diyor burada benim ismimi veriyorlar diyor. Bunu yani nasıl yorumluyorsunuz? Tas kebabı yaptı biz mi görmüştük sence? Kim o ya? Karınlarını doyuruyormuş. Erzasız birlikte kazanıyorsunuz. Bak bu var ya çok yanlış bir ifade. Çok yapma, kötü bir ifade. Tabii, yapma. Evet, yapma. Yani, yani Büşra bilmiyor mu onu yapma? Yani yapma sanki kardeşim. Hakan orada olmasa kimsenin karnı doymayacak gibi bir durum var. Öyle bir durum ya, öyle algılar yani. Yaratıyorlar ki Furkan'cığım. Yani ben böyle şaşkınlıkla dinliyorum, izliyorum. Ama burada Hakan nerede kendini ele veriyor biliyor musun? Hakan iddiası konuşmadık diyor ya. Böyle bir konuşma geçtiyse muhtemelen herkes gördü değil mi? Hakan'ın grubundan kimse müdahale etmiyor. Seda konuşmuyor, Bora konuşmuyor. Kimse müdahale etmiyor olaya. Öteki türlü olsa Atakan'ın Suudi arasında bir konuşma olmuştu biliyorsun. Tehdit olayı. Evet. Herkes daldı o olayın içine. Burada niye kimse girmiyor? Büşra yalnız kaldı. Niye? Kendi aralarında geçen bir diyalog da olabilir. Büşra yalnız kalmış olabilir. Halk görüyor abi. Furkan'cığım. Büşra nerede yanlış kaldı? Bunu halk Hakan görüyor, geçen halk. Söylemedi mi zaten? Geçen konseyde. Beni yazabilirsiniz dedi. Kendini potaya sokturttu. E şimdi niye Hakan'cığım rahatsız oluyorsun? Büşra diyor ki ben Atakan'ın gitmesini düşünüyorum diyor. Hakan kendine güvendiği için ben de onun ismini verdim. Girsin Atakan'ı elesin. Aslında onu anlatmaya çalışıyor Büşra. Hakan'cığım sen de kendine güveniyordun. Bu kadar rahatsız olmaman lazım. Ama ben zaten burada bana ilginç gelen şey şu. Zaten eşitsizlikten dolayı. Ne oldu? Sana gülüyorum abi. Niye gülüyorsun? İlginç gelen bir şey var. Neydi? Zaten eşitsizlikten dolayı erkekler yazılacak ya. Bir kişi de bireysel dokunulmazlığı aldı. Topu topu kaç erkek kaldı abi? Gelin. Beş. Yani zaten hani sizin isminiz yazılacak arkadaşlar. Hikmeti bu kadar çok sistem de etmeniz. Hikmet'i de kimse yazmayı düşünmüyor. Sen Hikmet'i de at. Bora, zaten, bak, Hakan, şey Atakan, Okay. Dört kişi var. Üçü yazılacak. Şu anda tabii ki yazabilirler. Bir şey söylemiyorum da. Yani Hikmet de yazılırsa şu Survivor'da ayıp olur dedim. Yani Hikmet'i potaya koysunlar var ya. Hakikaten yani ayağa kaldırır. Bunlar üçü yazılacak zaten. Bunlar Survivor'a gittiklerinin farkında mı değiller abi? Yani hamama giren terler. Survivor'a gittiysen yazılacaksın. Yazacaksın da... Yazılacaksın da. Bunlar çocuk gibi beni niye yazdın? Yazdı adam sana ne? Hakan'ın oradakilerin karınlarını doyurduğunu düşünüyor musun? Kimin? Hakan'ın diğer yarışmacıları. Geçen gün doyurdu ya.
Sebze, meyve. Şeyler yaptı ya, sebze falan. Mercimek köftesi yaptı. Herhalde ne yapıyor? Kendi evinden yemek getiriyor hali yok orada. Şey verince nedir o? Bu karınlarını doyurdum demek. Verince, yani karınlarını doyurdum kelimesi biraz ağır olduğunu kabul ediyorum. Evet, karınlarını doyurdum mu dedi? Karınlarını doyurdum diyor Murat abi. Şu an karnını doyururken ona muhtaçlar. Anlamışım, kusura bakmayın. Sen karınlarını doyurdum ifade bu. Karınlarını doyurmuş. Büşra'nın. Büşra herhalde Survivor'a gitmeden önce kız hiç yemek yemedi hayatında, bu doyurdu. Ya olur mu öyle Survivor'da şey? Hep şu var. Herkes bir görevi üstlenir ve o görev benim der. Sahiplenirler o görevi. Yaparlar. Sonra da konseye geldiklerinde aynı bu şekilde. İşte ben bunu yaptım, ben şunu yaptım, ben zamanında şunu yapmıştım. Yani bu hareketleri konseyde konuşmak ve rakibini alt etmek için... Böyle gereksiz görevleri üstlenip boş konuşmalar yapmak için. Sen bunu nasıl yaparsın biliyor musun? Her gün gidip 50 tane balık tutarsan senin zaten öyle bir özel şeyin olur, ayrıcalığın olur. Ama sen ortadaki kazanılmış malzemeyle orada... Bir de aşçısın yani, zaten. Yapma. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi yapma. Survivor'da yemek yapmak, yani ben bir sene boyunca kaldım totalde. 2016-2018. Yani ağzı yok, gözü yok. Ateşi yak, suyu koy, at pirinci tamam. Hiçbir şey yok ki. Ne yağ koyuyorsun zaten yani, bir damla yağ yani. Birçoğu da lezzetsizdir zaten yemek. Lapa yani. Yiyorsunuz ya. Ama Hakan orada lezzetli bir şeyler yapmış olabilir. Evet ama şöyle bir şey var. Ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Lezzetli yapsan o an güzel bir tat alırsın. Bak, en son güzel bir erzak kazandılar. Sebze falan böyle. Güzel bir şeyler döktürdü. Ama orada şov yaptı zaten. Kendi şovunu yaptı. Abi. O kendini bir yukarıya çıkarmaya çalıştı. Ama sen şov yapıyorsun, yaptığın şovu sonra işte seni doyurdun, karnını doyurdun demekse eğer... Büşra dese ki Furkan'cığım, bırak ben yapayım dese, hayır, herkes itiraz orada, eder, sen nasıl yaparsın Hakan buradayken derler. Orada Seda var, bir anne, ev kadını. Seda adalet dağıtıyor orada. Ama elenen yarışmacı Kaan'ın da yine bizim YouTube hesabımızda bir açıklaması vardı. Diyor ki, hani Hakan yemek yapıyorum diyor ama diyor yattığı yerden az su koyun. Az tuz koyun tamam oldu biraz. Şey ya, yamakları da mı var? Tabii yani o sözüyle yapıyor yemekleri uzaktan. Öyle mi diyor? Yani ben Hakan'la ilgili en doğru yorumu Nagihan'ın yaptığını düşünüyorum. Çünkü Nagihan programın başında dedi ki sen geçen hafta kendini bu potaya bilerek sokturuyorsan, ben güçlüyüm, elenmesi için beni sokun potaya diyorsan, bu hafta da ismin yazılınca o zaman bu hafta değil, bundan sonra da yazılırsan mızmızlanacaksın. Startı sen verdin. Sonucuna katlanacaksın. Ama devamda orada dedi diğer hafta gel potaya mı soksun? Hayır. Ama sıkıntı şu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Eşitsizlik olduğu için erkeklerden gittiğimiz için yapacak hiçbir şey yok. Gönüllü olarak adımını attın. Sonrasına karışmayacaksın. İster bu arada efendim Survivor Extra olarak biliyor musun? Trend tweet mi olduk? Trend topic. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Twitter'dan yazdığınız sorulara cevap vereceğiz. Söz verdim. Sözüm söz. Şeydi sen onu en güzel. TT de bak. TT oldu. Bir şey söyleyeceğim Furkan. Söyle abi. Sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı şu. Söyle. Büşra diyor ya gelmeden konuştuk diye Hakan'a. Hakan şöyle yapıyor. Şaşırıyor. Sonra hemen Bora abisine dönüyor. Destek bekliyor. Bu şekilde Survivor'da var olamazsın. .gov.tr ya, Bora abisine falan dönmesine gerek yok. Niye biliyor musun? Kalkı seyrediyor. Furkan'cığım hep bir destek bekliyor. Sen bir bireysin. Konseyde yalnızsın. Er meydan orası. Kendini iyi ifade edeceksin. Orada hemen Hikmet abi, Bora abi ne diyor bakın. Böyle yaparsan açıklıyorum birazdan ki kim elenebileceğini. Kimin eleneceğini sevip açıklayacak. Sizce Bora'nın potaya girmesi doğru mu değil mi? Bora'nın potada olması. Bora'nın potada olması doğru mu değil mi? Yani bana göre doğru değil çünkü elenmeyecek. Ya elenmeyecek ama yani yazılmasında haksız mı buluyorsunuz? Yok, yazılmasında haksız bulur muyum canım? O da yani şimdi Bora'yı bazen koruyoruz, bazen kızıyoruz. Bora da oranın karıştırıcılarından yani iğnecilerinden. Yani şimdi iğneci olduğu için yazılması doğal yani. O da ne iğneler yaptı Furkan dede. Bana o iğneleri yapsaydı şimdiye kadar ben var ya uzaya fırlamıştım. Ya iğneci. Peki i̇ğneci onun üzerine peki Yusuf onun ismini söyleyen kişi biliyorsunuz Yusuf. Onun üzerine Yusuf'un adamlığıyla ilgili bir yine orada bir dem vuruyor. Arkadaşlar o tam sözcüğü ayarlayabilirsek. Yusuf'un adamlığı Yusuf da ne demler vurdu. Yusuf da onları unutmasın. Karaktersizdi kaç kişiye. Demedi mi? Dedi. Kimlere kaç Bora'ya kişiye? Dedi, Bora'ya dedi. Dedi. Karaktersizdi. Karaktersiz dedi. Yusuf da şimdi kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın diye bir laf vardır. Sen birilerine karaktersiz diyorsan sana da adammasın deyince o zaman sen de sineye çekeceksin. O zaman sen de karaktersiz demeyeceksin. Bu kadar. Çok evet. Güzel bir yerden geldi şimdi Murat abi. Bir şey söyleyeyim. Genelde ben güzel yerden sadece geliyorum. Tebrik etmekle yetineceğim. Allah razı olsun. Peki Murat Özer'i diyor ki
Okay evet haftanın performans birincisi oldu ama bana göre geçici bir birinciliktir. Bundan sonra Okay'ın başarılı olacağını düşünmüyorum diyorsunuz. Doğru mu? Okay'ın? Sen niye bana devamlı Okay'dan girmeye çalışıyorsun? Giriyorum çünkü...